Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aslında önemli bir konuya değineceğiz. Biliyorsunuz son dönemde Türkiye'deki otomobil fiyatları hayli artmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte otomobil fiyatlarının nereye doğru evrileceğini herkes merak ediyor. Aslında otomobil fiyatlarının artmasının birden fazla nedeni var. Ama en önemli etken sanırım bizim milletimizin her şeyden kar etme isteği diyebiliriz. Neden? Biliyorsunuz arkadaşlar 2020 yılında zaten pandemiden ötürü otomobil fiyatlarında bir artış meydana gelmişti. Bir stok bulamamazlık vardı vesaire. Bu dönemde bile yayınlanan grafiklerde otomobil satışlarının arttığı iki ülke vardı. Biri Güney Kore, biri Türkiye. Güney Kore'deki satış artışı %2'ler civarındaydı. Türkiye'deki satış artışı ise arkadaşlar %90'ın üzerindeydi. Bunun temel sebebi de stok yoktu. Alsatçılar bir anda çoğaldı. Otomobilleri bayiler dahi ikinci el bölümlerinde sergilemeye başladılar. Yani otomobil bayiye geliyor ama bayi o otomobili kendi içerisinde döndürerek ikinci el tarafında sıfır olarak satıyordu. Burada yeni bir tabir gelişti hatta, ikinci el sıfır diye. Dolayısıyla bu noktada fiyatlar yükseldi. Dedik ki üretim artınca stoklar biraz daha fazla olunca bu durum geçer. Yani pandemiden sonra 2021-2022 gibi otomobil fiyatları normale döner. Bu balon iner diye düşündük. Ama pek de düşündüğümüz gibi olmadı. Stoklar artsa da, üretim artsa da bir türlü arkadaşlar fiyatlar düşmedi. Neden? Çünkü artık otomobilleri yüksek fiyattan satmak bir meslek haline geldi. Nasıl? Şöyle bir şey arkadaşlar. Örneğin bayiye bir otomobil geliyor değil mi? 5 tane otomobil geliyor. Zaten bunun için önceden sıraya giriyorlar. Ve bu otomobilleri satın alabilmek için dahi bayilere önemli miktarda paralar ödendiği söyleniyor. Satış müdürlerine vesaire el altından işte atıyorum 100 bin, 150 bin gibi paralar ödendiği iddia edilmekte. Bu paraları ödeyenler ön sıralardan otomobillerini alıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Otomobilin üzerine 200 bin, 300 bin vesaire koyarak satıyorlar. Örneğin bakın çok basit bir örnek. Türkiye'de şu anda en ucuz otomobillerden birisi Fiat Egea ki 440 bin TL civarında bir fiyatla satılıyor. Hatta sitesine girdiğinizde kampanyalı satış fiyatı var. Onun da ne anlamı varsa bilmiyoruz. Çünkü otomobil bayisine gittiğinizde size 1-1,5 sene sonrasına gün veriyorlar. Yani şu anda oradaki kampanyalı satış ibaresinde çok bir mantığı ve bir zemini yok. Dolayısıyla ikinci el sitelerine baktığınız zaman aynı otomobilin 1.4 Fire'dı galiba en düşüğü 440 bin liradan başlayan. Aynı otomobilin ikinci eli sıfır yine tabii ki atıyorum 100 km 200 km falandır. Naylon poşetleri vesaire üzerinde 620 bin Türk lirasına satılıyor arkadaşlar. Yani neredeyse liste fiyatının 170-180 bin TL daha üzeri bir fiyattan satılıyor. Peki bu durumun nasıl önüne geçeceğiz? Açıkça söylemek gerekirse İşin içerisinde bayiler olduğu sürece bu durumun önüne geçemeyiz arkadaşlar. Çünkü artık bayiler de sıfır otomobilleri bir şekilde döndürüp dolaştırıp daha yüksek fiyatlardan satmanın peşindeler ya da daha fazla kar etmenin peşindeler otomobiller üzerinden. Bu noktada işin içerisinde online satış giriyor arkadaşlar. Şu anda Avrupa'da pek çok üretici zaten online satışa geçmiş durumda. Ülkemizde de online satış aslına bakarsanız TOG ile başlamıştı. TOG'dan sonra hemen ardından Tesla pazara girdi. Tesla da online satışla girdi. Bu noktada mesela Tesla Model Y'li getirdi biliyorsunuz Türkiye'ye. 1600 yani 1 milyon 600 Türk lirası gibi bir fiyata denk geliyordu. Aynı otomobil 2 milyon 800'e falan satılıyordu ikinci el sitelerinde. Tesla online satışla girince ve kura falan yok, ben bütün stokları karşılayacağım deyince ne oldu? O ikinci elciler patladı arkadaşlar. Şimdi aynı durum diğer otomobil üreticileri için de geçerli. Örneğin Mercedes kısa süre içerisinde böyle ifade ettiler. Online satışa geçeceğini duyurdu Türkiye'de. Yani bayileri kapatıyorum. Artık ben de online satışla otomobillerimi satacağım. Otomobillerimi bir ön ödeme karşılığında online olarak satın alacaksınız. Ardından ödemeyi yaptıktan sonra teslimat noktasından ya da atıyorum fabrikadan vesaire gidip otomobilinizi teslim alacaksınız dedi. Şimdi bu noktada arkadaşlar diğer otomobil üreticilerinin de işte Volkswagen'dir, Renault'tur, Peugeot'dur, Citroen'dir vesaire yani ülkemizde boy gösteren diğer otomobil üreticilerinin de 2024 yılından sonra ya da 2024 yılı ile birlikte online satışa geçmeleri bekleniyor. Online satışa girince aradan galeri faktörü çıktığı için bu kura mura olayları olmayacağı için arkadaşlar otomobil fiyatları direkt olarak düşecektir. Buradaki düşmeden kastımız ne? Biz atıyorum Egea nedir? 450 bin mi? 450 bin liraya o Egea'yı alabileceğiz. Böylece ne olacak arkadaşlar? Halihazırda sarı sitede
2019-2018 model Egea'yı sıfır fiyatından da pahalıya satanların elinde patlayacak. Sıfır otomobilleri alıp üzerine 200 bin, 250 bin gibi absürt fiyatlar koyup, absürt rakamlar koyup satanların ellerinde patlayacak. Dolayısıyla onlar da zararın neresinden dönerse kârdır mantığıyla otomobillerini çok daha düşük fiyatlardan satmaya başlayacaklar. Online satışın bir diğer güzel yönü ne biliyor musunuz? Seçimden önce bir vaat vardı hatırlarsanız. Otomobillerde ÖTV düşecek, işte ilk otomobil alanından ÖTV alınmayacak, sonraki otomobillerde de yani sadece gençler değil yaşlılarda da vergilerde indirimler hafiflenecek vesaire gibi vaatler mevcuttu. Eğer bunlar gerçeğe dönüşürse arkadaşlar, mevcut iktidarda bunlar gerçeğe dönüşürse otomobil fiyatları adeta tepe taklak olacak diyebiliriz. Neden? Çünkü bir otomobilin ÖTV'siz fiyatı yarı yarıya ucuzlaması anlamına geliyor. Ha nedir? En düşük ÖTV diyelim, atıyorum %50 ÖTV olsun. Yani bu noktada bile bir Fiat Egea'nın Türkiye'ye giriş fiyatı 300 bin liraya falan düşüyor. Mesela Clio'nun girişi 310 bin falan arkadaşlar. Egea'da 302 bin mi 304 bin mi o civarlarda bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bu noktada biz online siparişle ÖTV'den de muaf olarak şu anki güncel kurla, güncel fiyatlarla söylüyorum, 300 bin Türk lirasına mesela Egea siparişi verebileceğiz. Mesela Renault siparişi verebileceğiz. Neden? Aradan bayi tamamen çekilmiş olacak çünkü. Ve bu noktada çok daha güvenilir bir durum söz konusu olacak. Neden? Çünkü sistem sizi sıraya dizecek ve aynı Tesla otomobillerinde olduğu gibi otomobiller geldikçe sahiplerine dağıtılacak. Örneğin geçtiğimiz günlerde Tesla ilk otomobillerini getirdi ve bunlar ilk sahipleriyle buluştu. Dolayısıyla diğer otomobil markalarında da bu durum söz konusu olacak. Önümüzdeki süreçte otomobil fiyatlarının düşmesi kesin gözüküyor arkadaşlar. Yani bu dediğimiz gibi online satış işin içerisine girirse, seçimden önce verilen bazı vaatler yerine getirilirse otomobil fiyatlarının düşmemesi için hiçbir neden yok. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Malum ülkemizde otomobil vesaire döviz kuruyla satılıyor. Yarın öbür gün dövizde çok böyle aşırı bir yükseliş olsa tabii ki fiyatlar yerinde saymayacaktır. Ama dolar üzerinden değerlendirdiğimizde otomobil fiyatlarının gerilediğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Eğer sizin de bu konuyla ilgili yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar.